Şöyle diyelim, Ahmet Avni Konuk'un Rast Karinatı'nın 18. 18. Olarak işlediği Pesendide bölümündeyiz. Pesendide beğenilmiş demek. Ben Pesendide'yi, Pesendide bence çok önemli bir makam. Üçüncü Selim'in bulduğu bir makam. Yani makam diyorum ama terkip aslında, bileşik Terkip. makam demek Evet. istiyorum. Yani terkip makam diyemezsiniz bakın. Terkip. Ama Pesendide makamı dediğiniz zaman bilirsiniz ki Pesendide bir bileşik makam, bir mürekkep makam. Bunu sizin için söylemiyorum. Hani böyle bilelim diye söylüyorum. Evet. Pesendide bir terkiptir aslında. Pesendide terkip dememiz lazım. O alışkanlığımız olmadığı için Pesendide makamı diyoruz. Ama parantez içinde bilelim ki o ya mürekkep ya bileşik makamdır. Şimdi Pesendide neden oluşuyor? Neden oluşuyor Pesendide? Pesendide mesela Kan Temir döneminde var mıdır? Yoktur. Çünkü 1700'lerde o makam yoktu. 1800'lerde yani 3. Selim yaptı makam. Peki 3. Selim'i çok seviyorum ben. Arel Ezgi'deki Arel Ezgi sisteminde Kan Temiroğlu döneminde Pençgah makamı hep Neva, Hicaz, Buselik, Dügah, Rast diye anlatıldı. Bakın, Pençgah makamı, ondan dolayı Hüseyin Saadettin Arel, Pençgah beşlisini Rast, Dügah, Buselik, Hicaz, Neva perdesinin beşlisi olarak aldı. Burada bir ayrıntı var. Üçüncü Selim burada neyi yakaladı, neyi gördü? Üçüncü Selim burada şunu yakaladı. Üçüncü Selim perde düzeni içerisinde o beşli gözüken bütünün içinde de başka makamlar olduğunu gördü. Yani şöyle düşünelim. Re, do diye si'nin nişabur olduğunu gördü. Evet. Si, do diye re'nin başka bir makam olduğunu gördü. Gonca-i Rana dedi ona Nasır dedi. Üçüncü Selim de onayladı biliyorsunuz o kitabı. Ek bir bölüm daha 9-10 daha makam ekletti. Yayınlattı. Yani kabul etti eseri. Yayınlattı diyorum. Kabul etti. Ama bugün o bütüne maalesef şey deniyor. Pençgah beşlisi diye biliniyor. Zaten Pençgah asılın, Pençgah zaidin, Pesendide'nin anlaşılmama sebepleri bunlar. Şimdi eseri bir icra edeceğim ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün Sol la si do re re do diye si natürel sol neva denilen do diye si caz bu silik denen şeyler aslında neydi Nişabur perde üzerinde? Isfahan, Hicaz, Nişabur perdeleri Dügah, Rast. Bugün bu perdelere Evet. Rast, Dügah, Buselik, Nimicaz, Neva deniyor. Re, do, si, la, sol. Bu name Kantemiroğlu döneminde de ne dedik? Pençgah olarak biliniyor. Kantemiroğlu burada neyi kaçırdı? Pençgah-ı Zahid'de hatırlarsınız. Nişabur yaptıktan sonra, Nişabur, perde düzeni, Nişaburlar, İsfahanlar yaptıktan sonra Pençgah asıla geri dönüyordu. Evet. Pençgah ait. Dolayısıyla Peçki asılı çözülmediği için zaten itibar etmeyin dediği için biz onu öğrenemez bir algıyla hep makamları günümüze geleseye kadar hem nazariyatçılarımız hem de uygulayıcılarımız Rast beşlisi olarak bilir oldu yüzyıldan beri. Fakat burada Pençgah diye anlatılan beşli gerçekten Pençgah mı? Ona bakalım şimdi. Bir eseri bakalım. Re, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re. Sol, 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 la, la, si, la, sol, sol, la, sol, sol, fa, fa, mi, re. Re, do, re, mi, re, do, re, do, si, la, si, do, re. Mi, fa,
fa mi, mi re do, mi re do re si, si mi re do si la si la sol fa sol, do si sol la do si la la sol sol fa sol fa la sol sol. Şimdi özellikle dördüncü ölçü ve altıncı ölçüde ki namelere baktığımızda Nişabur yapıp Neva'ya getirdiğini, Acemli Neva'ya yani İsfahan. Acemli Neva yapıp Nişabur'a getirdiğini görüyoruz. Yani Nişabur asıl makamını ve İsfahan'la bileşen şeklini kullanıyor. Sonra ne yapıyor? Direkt Rast'a getirmeye çalışıyor. Fakat burada mi re do si la si la sol fa sol namesi bize peçkeye asılı da sanki hatırlatıyor gibi. Yani kesinlikle. Orada doğru. Orada çalarken bir tereddüt yaşadım ben. Ben de. Bunu baktığım zaman pencugah değil mi? Ben onu pencugah diye gördüm. Evet, pencugah dersek ama pencugah diye yorumlarsak Nişabur'dan sonra pencugah hep nedir? Pençke'ye zaittir ya. Evet, pençke'ye zait diyelim o zaman, fark etmez. Evet, pençke'ye zait olma tehlikesi var gibi burada. Evet. Burada bir tedirginlik çalarken yaşadım. Ama o düşünceyle yazmadığını düşünüyorum. Yani re, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, mi, re, re, do, re derken bir neva var bakın. Hicaz'ı tamlayıcı, tamamlayıcı, tetimme perde olarak kantemine göre tamlayıcı perde olarak kullandığını söyleyebiliriz. Zaten bunu peçkeye asıl yaparken nevalı kullanımlarda da çok kullanıyordu ıtri. Nişaburlu kullanımlarda acemli neva kullanılırken nişabur kullanmadan da kullanılır buradaki name. Re, 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 do, re, mi, fa, sol, fa, mi, mi, re, re, do, re. Usulle vurayım. Re, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, mi, re, re, do, re. Sol, 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 la, la, si, la, sol, sol, la, sol, sol, fa, fa, mi, re. Bakın buradaki name bize neyi hatırlattı daha önceki analizlerde? Nihavendi Kebir'in üstünde neva üzerindeki nihavendleri veya Sultaniyegah'ta kullanılan nihavendleri, muayyerden gelen değil mi? Sümbüleli nihavendler. Evet. Ve o zaman Nişabur perde üzerinde de bunlar kullanılabiliyor diye yorumlayabiliriz. Anlamında evet. Re, re, do, re, mi, mi, re, re, do, re, do, si, la. Ne oldu? Nişabur ek oldu mu? Evet. Nişabur'dan önce neyi gösterdiğinizi bu arada deminden beri aklıma geliyor geliyor gidiyor unutmayayım diye söylemek istiyorum. Yalçın Tur Hoca'nın çok yerinde bir tespiti vardı Nişabur'la ilgili. Nişabur her ne kadar Buselik, Mimicaz, Neva diye yazılıyor ya. Evet. Aslında diyor Nişabur Buselik üzerinde bir TB, Neva üzerinde de bir TB'dir diyor. Ne demek istiyor biliyor musunuz? O Hicazlar aslında hep 5 komadır demek istiyor. Nişabur'dayken. Bakın. Re, re, do, re, mi, re, re, do, re. Anlatabildim mi? Evet. Neva üzeri de bakın TB. Re, mi, fa, mi, re. Do, diyez, be, si. Do, diyez, 5 eskiden zaten Hicaz diye aslında. Biz bugün ona dikeceğiz diyoruz. Yani ben şöyle yorumluyorum. Bu gördüklerimize ne diyeceğiz diyeceğimize Hicaz diyelim. 5 komaya da dikeceğiz diyelim. Algısındayım. Ama evet. Yalçın Tura'nın orada söylediği şey çok doğru aslında. Yani Nişabur'da bu. TB, TB'dir. Si, do, T, do, re, be, re, mi, te, mi, fa, be. Fa, mi, re, re, do. Asla bir pesleşme olmayacak. Re, do, si.
Birçok insan Nişabur'u bir makam değil de makamların içerisinde, seyir içerisinde kullanılan küçük name denen bugün çeşni zannediyorlar. Ama Nişabur bir makamdır. Tamburi Ali'nin takımı çok meşhurdur. Kâhane Karaca rahmetli çok güzel okumuştur. Hep bu makamlar iç içe. Pesende dediğim gibi beğenilmiş kelime anlamı. Üçüncü Selim'in bulduğu bir makam. Ben de bu makamda ayin olmayınca bir ayin yazmıştım. O çok sevilmişti 2014'te. İcra etmiştik Selçuk Üniversitesi'nde. En sevilen ayinim. Halbuki o ayin içerisinde çok başka makamlara geçkiler yapmıştım ben. Şimdi şöyle bir şey düşünmeliyiz. Nişabur perde düzeninde Buselik zannettiğimiz Nişabur, onu da özellikle getirdim bakın, Tamburi Artin'de Popescu Cudez'in kitabı bu. Sayfa 99'da. Şöyle bir cümle var bakın. Diyor ki her bir perdenin başka başka adı var. Bir perde var ki diyor, sadece diyor bir adı var. Bir perde var ki diyor 5-6 adı var. Bu Buselik lafzı bir kere söylensen de zira bugün Nişabur Buselik karar etti. Bakın Nişabur Buselik karar etti. Ama Nişabur'dur ismi. Ben bunları hep düşününce şunu düşündüm. Rast perde düzeninde segah kalkıp Buselik geldiğinde arkadaşlarını çargahla yaptığında Buseliktir adı. Ama arkadaşlarını Hicaz'la yapmaya başladığı anda o Nişabur adına döner diyor. Hocam çok açık aslında. Ben anladığımı size şimdi anlatayım. Perde adlarının donanımı aynı olmasına rağmen arızasının adlarının değişmesi size bir nameyi çağrıştırıyor. Yani nameye göre adı değişiyor. Evet. Hayır, Nişabur dediğiniz zaman da zaten öbür donanımları da söylemiş oluyorsunuz. Doğdiyezi de söylemiş oluyorsunuz. Bir name söylüyorsun. Yani Nişabur perdesiyle Buselik perdesinin aynı olmasına rağmen perde ismini söylediğiniz zaman, hani her perde bir makamdır ya, o perde o makamı da size söyletiyor. Yani bu makam demek istiyor. Diyor ki nice ki bir perdenin adına Sabah dendi. Hicaz dendi. Nikriz dendi. Hüzzam dendi diyor. Bakın eskiden hüzzam başka bir şeydi. Bizim bildiğimiz hüzzam değildi. Dodiez var ya Dodiez. Evet. Dodiez normalde Neva'dan başlayıp Dodiez, onlar dik kürdü demiyordu. Segah diyorlardı. Dügaha gidince Hicaz oluyor ya. O Dodiez diyor. Rasta giderse diyor. O Dodiez'in adı diyor Nikriz olur diyor. Kitaba göre söylüyor. Doğru. Bakın. Ama diyor o Dodiez'i diyor çargattan sonra basarsanız onun adı Sabah olur diyor. O Dodiez'i diyor yukarıdan Kantemir'de tanımı olduğu için söylüyorum. Hüzzam bambaşka bir şeydi. Hüzzam bambaşka bir şeydi. Muhayyer Gerdaniye, Acem, Hüseyin'i Neva gelip Dodiez'de karar etmek hüzzam makamıydı. Onu anlatıyor burada. Yani ben onu Kantemir'le örtüştürüyorum. Diyeceksiniz ki, bizi dinleyenler diyecek ki böyle bir eser var mı ya? Eser olmayınca bunları makam olarak kabul et. Konya türküsü var böyle, biliyor musunuz? Evet. Bir tane Konya türküsü var. Aynen böyle Muhayyer Gerdaniye, Acemi, Neva'yı kullanıyor. Gidiyor Dodiez'de karar ediyor. Ya eder mi? Ediyor. Onun için çok. Türkü? Merak etti şimdi. Ben de, bizi izleyenler de. Hangi türkü hocam? Adı şu an aklıma gelmiyor ama bir türkü var böyle. Adı aklıma gelince... O zaman şöyle yapalım. Bundan sonraki dersimizde bunu zikredelim. Çünkü izleyiciler, ben de dahil olmak üzere merak ettik.
Çok da meşhur bir türkü. Ama işte şey yapıyorum ben. Şimdi çok fazla böyle bunları kafa yorup Ya, çok iyi yapıyorsunuz, doğrusu o. Bunu bir dahaki derse bırakalım. Bu türküyü kısaca verelim. İsviçre verelim. şeyini. Olur. Evet. Şimdi burada Pesendide ile ilgili söylenecek çok en önemli şeylerden çok şey konuşuyoruz. Belki kafalar karışıyor. Ama Pesendide'de Üçüncü Selim bence bir dahidir. Üçüncü Selim. Bence Türk müziği tarihinin gidiş yönünü değiştirdi Üçüncü Selim. Şöyle düşünebiliyor musunuz? Üçüncü Selim gerçekten çok kibirli, kendini düşünen bir insan olsaydı Dede Efendi'yi çağırmazdı saraya. Eserini, Buse'lik eserini, meşhur olan eserini dinleyip ona niyaz olarak altın kesesi vermezdi. Onu Evet. bin bir gün çilesi dolmadan saraya davet etmezdi, kollamazdı. Dolayısıyla Dede Efendi diye birini biz tanımazdık. Aynı şekilde o dönemde Sadullah Ağalar, efendim kimler kimler yok ki. Yani 3. Evet. Selim'in bulduğu makamlar, Pesendide'de Şevki Efsa, efendim Evjara, Şevkü Tarap. Şimdi bu makamları çıkarın müzik nazari tarihinden eserleri, Şakir Ağalar, çıkarın onların buldukları ferahnakları, klasik takımları. Bakın ortada ne Hüzzam Ayin olur, ne Kömürcüzade'nin Hüzzam Büyük Bestesi olur, ne Sadullah Ağa'nın işlediği muhteşem Arazvarlar vardı yanılmıyorsam. Yani o kadar takımlar, Evet. makamlar, eserler çıktığını düşünün, karanlık bir tarihe kalırdık. Onun için ben Evet. Üçüncü Selim'i çok seviyorum ve onun için onun o makamında bir ayin olmadığı için o niyetle o ayini yazmaya çalışmıştım. Yani notasını da paylaşayım eğer Onu arzu da bir ederseniz. tabii ki paylaşalım. Şöyle bir görelim onu da. Onun böyle gidiyor. evet. E do si do re do si re mi sol fa mi re do si do re mi sol fa mi re do si si la 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 si la so la do si la la si la so fa sol la so sol. Şimdi burada şunu düşündüm re mi re do si. Nişabur neyin nevaya geliyor. İspan oluyor. Mi Evet. re si re do si do re. Bu kadar gösterdi mi Nişabur perde düzünde Nişabur İspan. Re do re mi sol fa mi re do si. Yine Nişabur. Si la 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 si la sol. Bakın. Mi sol fa mi re do si 3. Selim'in eserlerinde de çok kullanılan bir beyliknâme haline gelmiştir Pesendide'de. Evet. Biz hemen onu duyunca Pesendide deriz. Ama o Pesendide değildir. Mi sol fa diyez mi re do si. Nişabur makamına ait, perde düzenine ait namelerdir onlar aslında. Evet. Si la la si la sol. Bakın. Segahlaştırmadan bir rast yapıyorum burada. La do çargaha çeviriyorum. Si la la si la sol fa sol la sol sol. Buse'likten sonra bir rast karar gibi. Sanki Evet. usulsüz idara gibi. Değil mi? Evet, aslında çok güzel bestelemişsiniz hocam. Estağfurullah. Önünde ama ne var bunun? Nişabur var. Ne demek istiyorum? Pesendide
Nişabur başlayıp, ama Nişabur'un diğer ürettiği o İsfahanlar da olabilir. Nişaburekler de olabilir. Bakın. Mi, sol, fa, mi, re, do, si, la'lar kullanabilir yani. Nişabur. Re, do, si, Nişabur. Mi, re, do, si, do, re, İsfahan. Bunları da kullanıp rast karar eder. Ama insanlar algılasınlar diye ben hep şöyle tanımladım. Nişabur başlar, rast karar eder. Evet. Peki, neden buna Pençgah Beşlisi dendi? Bunu sorgulamalıyız. Arel ezgi sisteminde. Re, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, mi, re, re, do, re, sol, sol, la, la, si, la, la, sol, la, la, mi, re. Bakın, bunlar sümbüle, acemlerle kullanılan nameler Nişabur perde düzeninde, yani ilk bir perde düzeninde başka perdeler gelmeyecek diye bir kaide yoktur. Gelirse ne olur? Başka perdeler karışırsa ne olur? Giriftli perde düzeni olmuş olur. İçine başka perdelerin karıştığı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Ne demek istiyorum? Veya başka bir perde düzeninde dönüşler olabilir. Ama özünde biz şu anda ne dolaşıyoruz? Re, re, do, re, mi, mi, re, re, do, re, do, si. Nişabur. La, ek, nişabrek. Evet. Di, do, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, re. Ev iç değil de aceme döndü. Acemli iyi kullandı. Ama ne bakın, si, do, si, do, re. Nişabur'dan sonra yaptığı için ben bunu ne düşünüyorum acemi dönüşü? Isfahan diye düşünüyorum. Asıl Isfahan. Evet. Re, mi, fa, diyes, fa, mi, fa, la, sol, fa, mi, fa. Ev iç değil mi? Evet. Yani bir rast perde düzeni dönüş gösterir gibi mi diyes kullandı. Acem perdesi kullandı tamlayıcı olarak. Ev içe geldi. Re, re, mi, mi, sol, fa, natürele döndü. Mi, mi, re, do, re, si. Tekrar neye döndü? Nişabura. Nişabura döndü. Si, mi, re, do, si, la, si, la, sol, fa, sol. Ben arel ezgiyle yazıldığı için bunun segah yazıldığını düşünüyorum. Hani çünkü bizde şöyle bir algı var. Rast olması için mutlaka segah olması gerekiyor. Evet. Bu asla ve katta segah değil, onu söyleyeyim. Si, mi, re, do, si, la, si, la, sol, fa, sol. Bizde çünkü şey var. Aa, bu rast olduğu için biraz pes basılmalı. Yok böyle bir şey. Demin benim gösterdiğim şeyde de öyle. Ayinde de öyle. Hatta bir şey itiraf edeyim. Böyle düşündüğüm için orayı segah yazmıştım ilk başlarda. 2014'lerde. Asla yok. Perde düzeninde karara giderken rastın olması için, yani ben burada nişabur yaparım. Mi, re, do, re, do, mi, re, do, re, si, la. La, sol, fa, sol, fa, sol, la, sol, sol deyip rast karar ederim. Segahsız. O zaman evet. Rast duyulmaz mı? Duyulur. Duyulur. Ama rastın üstünde ne yaptım? Nişabur yaptım. Nişabur yaptıktan sonra segahsız bir rast yapamaz mıyım? Yaparım. Onu buselikle de yaparım. Ben sonuçta rast karar ediyor muyum? Ediyorum. İşte evet. Pesendi de budur. Nişabur yaptıktan sonra rast karardır pesendi. Çok girift mi geldi, zor mu, değişik mi geldi, karışık mı geldi? Bana mı? Hayır. Genel olarak yani anlatım. Hayır, hayır, hayır. Çok anlaşılır bir şekilde. Yani evet. Yani pesendideyi, pesendideyi bu algıyla düşünelim. Burada si, mi, re, do, si, la, si, la, sol, fa, sol, do, si, sol, la, do, si, la, la, sol, sol, fa, sol, fa, la, sol, sol. Şimdi burada şunu da izah edeyim. Ben perde düzeni mantığıyla rasta dönmek zorunda değil, segahları kullanmak zorunda değil diyorum ya. Evet. Bir bu türü var. Bir de 3. Selim'in klasik takımını, pesende takımını incelediğinizde baya baya rastları duyarsınız. Rastları da duyarsınız. Ne demek istiyorum? Yani çargaha kadar çıkıp
Rasta inip yegahlara inen ve rasta karar eden pesendideler duyarsanız şaşırmayın demek istiyorum. Evet. İsterseniz hemen bir tanesini çok önemli olduğu için bakayım. Çok önemli çünkü. Mi re do re do re mi mi re re mi re mi mi re re do si do re mi fa mi re do re re. Nişabur perde düzeni olduğu hemen belli oldu değil mi? Evet. Ama nereye getiriyor? İsfahan'a getiriyor. Nişabur perde düzeninde ne var? İsfahan'a döner demiştik daha önceki kayıtlarımıza. Evet. Sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, fa, sol, mi. Mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, mi, re, re, do, re. Bakın, bu yani nişabur perdesiz acemli nevalar da gösterebiliyor. Aslında acemli nevalardan çok ne duyuyorsunuz? Muhayyerden nevaya gelen kullanımlarda ne diyor demiştim ben Nasır'da de? Nihavent diyor demiştim, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re. Do, re, mi, fa, mi, mi, re, do, re. Nevada bir nihavet var aslında. Böyle yorumlayabiliriz. Evet. Re, do, re, do, re, mi, mi, sol, fa, mi, re, do, si, si. Bakın hep Selim bunu kullanıyor hep. Evet. Ben de aynısını kullanmışım. Çünkü atıf olsun diye kullandım. Evet. Mi, sol, fa, mi, re, do, si, si, la, 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 si, la, sol, la, do, si, la. Bakın. Bu asla segah olmaz, onu söyleyeyim. La, do, si, la olmaz. La, do, si, la, la, sol, fa, sol, fa, sol, si, la, sol, sol. Yaptı mı burada pesendi değil? Evet, rastladı bir. Bakın, bakın, her neden usulün özelliğinden dolayı vezne otursun diye ağır çemberlerde hep bir ah güftesiyle girer. Sonra her neden saki elinden dedi, daha güfte bitmedi, ne oldu? Pesendideyi duyurdu. Sonra mi re do re do re mi re mi re mi re do re mi re re do si la si do re do si la sol. Bakın artık rastlayayım bunlar değil mi? Peçkahlar. Evet. Fa sol fa sol la si la si do si do re do si la sol. Bakın çok duyuluyor. Hep bunlar rast diye biliniyor. Bugün. Evet, evet. La si do re mi re do si si la re do si si. Segah geldi. Segah yaptı, evet. Sol fa sol la si la sol sol la sol fa fa mi fa. Demin ne dedim size? Rastı duyurup yegahlara çok iniş. Evet, evet. Fa mi fa sol la sol fa mi sol fa mi re. Evet. Mi fa sol fa mi sol fa sol fa sol fa mi re. Neden rehavi olmuyor? Çünkü bakın nevayla bağlantısını kopardı cümlede. Burada segah kopardı, rastı kullandı. Rast'tan sonra hiç nevaya çıkıyor mu yegaha inerek? Çıkmıyor, evet. Onun için rehavi değil. Evet, hiç nevayla, nevadan rasta peşke asilirip yegaha inmiyor. Biliyorlar. Evet. Mi, fa, mi, fa, la, sol, la, sol, fa, sol. Yani rast geziyor. Fa, evet. Sol, fa. Sol, la, si, si, la, si, do, si. Dikkat edin. Re, 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 do, mi, re, re, do, re, do, re, mi, mi, sol, fa, mi, re, do, si, si. Döndü. Döndü nişabur perde düzenine. Evet. Nişaburu gösterip, nişaburu'yu da gösteriyor. Si, la yaptı. La, la, do, si. La, la, si, la, sol, la, do, si, la. La, sol, fa, sol, fa, sol, la, la, sol, sol. Rast. Rast. Değil mi? Ama çok. Nişaburdan sonra rast. Bir daha rasta dönüyor eser içerisinde. Bakın. La, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re. Buradaki nameleri yapıyor. Evet. Fa, sol, fa, sol, la, si, la, si, do, si, re, do, si, la, sol. La, si, do, re, mi, re, do, re, do, si, do, si. Bakın burada yaptı.
Yani pençgaha dönüş gibi yaptı ama yegaha asla inmiyor kararını. İnmiyor. Görüyor musun? Evet. Evet. Çok enteresan. Yani evet. Üçüncü Selim yapmış değil mi? Evet. Evet. Zaten makamı bulan adam. Evet. Efendim neden buna nevaya çıkmış, rasta inmiş, işte pençgah demiyorsunuz? Demiyoruz çünkü ne yapıyor önünde? Nişabur artı rastı yapıp yapmıyor mu bunları? Evet. Tesendinin zaten şurada mesajı verdi bakın. Şu ilk üç satır karar etmeden önceki şuradaki dönüş. Yani burayı parçalayıp son ne yaptığını oraya koyamıyoruz. Neden? Çünkü bu bir murabba beste formu. Bunu unutmuyoruz. Yani bütünün içindeki parçaları doğru analiz etmemiz lazım. Siz bir derste çok güzel bir tespit yaptınız. Demek ki dediniz, bir bütün içerisinde dediniz, sadece başlangıç ve karar değil, içinde seyir bölgesinde kullandığı namelerin de çok önemli olduğunu ve etki ettiğini. Makamın adında. Evet. Yani hakikaten bir bütün bunların hepsi ve çok kıymetli. İyi ki bunları sizle paylaşıyoruz. Sizle büyük bir emek sarf ederek uğraşıyorsunuz saatlerce. İyi ki varsınız. İyi ki siz son olarak varsınız. Şunu söyleyeyim. Pesendide'ye tekrar dönersek Ahmet Avni konuğun işlediği Pesendide'ye. Bakın besteyi okuduktan sonra bir daha okursak Ahmet Avni konuğun Üçlü Selim'in eserlerini bildiğini de anlarız. Anlarız, söyleyebiliriz, iddia edebiliriz. Re, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, re, do, re. Sol, la, si, la, sol, la, sol, fa, mi, re. Re, do, re, mi, re, do, re, do, si, la, si, do, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, re. Re, mi, mi, fa, mi, fa, la, sol, fa, mi, fa. Re, mi, mi, sol, fa, mi, mi, re, do. Mi, re, do, re, si'ye getirmesi çok anlamlı. Evet. Si, mi, re, do, si, la, sol. Yani ne anlamlı? Nişabur yaptıktan sonra rasta gidişi çok rasta önemli. Gelecek. Tabii. Değil mi? Mi, re, do, si, la, si, la, sol, fa, sol. Do, si, la, do, si, la, la, sol, sol, fa, la, sol, sol. Çok, yani burada makamın esas hangi ana makamlardan oluştuğunu ortaya çıkarması çok anlamlı Avni konuğum. Yani üçüncü Selim'de bunun nişabur ve rast bileşimi olduğunu çözmüş Ahmet Avni konuğum. Onun için çok değerli. Evet. Çok teşekkür ederim. Bir de sizin bu okuyuş tarzınız var ya hocam, eseri taksim şeklinde okuma evet. Alışkanlığı. Bizi izleyenlere de bunu vermiş oluyorsunuz. Yani bir eseri bakarak taksim yapma alışkanlığı. Eser aynı. Evet, ben taklit ediyorum ama şöyle de yapabilirim. Yani ben şimdi taklit ediyorum ama bunların hepsine nüve işte bunlar. Yani re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, re, do, re diye taklit ettim ya mesela. Evet. Değiştirdim. Re, do, si, do, re, do, mi, re diye bağlayabilirim, üretebilirim. Yani talep, ya talebeler... O üretme ayrı hocam. Sizin evet, evet. Kişinin bestekarlık kabiliyeti için. Ama bir de bir makamı taksim yapmak isteyenler ilk başta sizin bu daha önce yaptığınız gibi bu eseri tam nota olarak değil de cümlelere ayırarak bir taksim formunda okuma alışkanlığı edinip sonradan o detayları verirlerse çok güzel taksim, o makamda taksim yapma evet. Alışkanlığını elde ederler diye çok kıymetli bu okuyuşlar. Şimdi Ekrem Vural Hoca TRT'deyken Kani Karaca'yı anladığım kadarıyla davet ettirip birçok makamı anlattırmış ve tarif ettirmiş. Oradaki sohbetlerinde de diyor ki siz diyor orada hep sazendeler var tabii dönemin şu anda belki emekli oldular. Bazıları vefat evet. Etti bilemiyorum. Allah rahmet eylesin edenler varsa. Yaşayanlar da Allah uzun ömür versin diyelim.
Ekrem Vural Hoca çok kıymetli bir adam. Ben çok oradaki şeyle sevdim yaklaşımını, makam yaklaşımını. Kani Bey'i oraya getirtmesi, evet, dinletmesi. Diyor ki, hangi esere diyor taksim edeceğinizi diyor eser belirlesin diyor. Yani bu bir şarkıysa, Hacı Arif Bey'in şarkısıysa, Hacı Arif Bey'in şarkısına başka klasik bir bestekarın yapmış olduğu anlayışla taksim edemezsiniz demek istiyor. Üçüncü Selim'in Pesendidesini mi icra ediyorsunuz? Oradaki Üçüncü Selim'in eserine bakarak bir yol edinip öyle bir taksim yapabilirsiniz demek istiyor. Bunlar çok kıymetli bu bilgiler. Şimdi, bir vurguyu daha yapayım size söyleyeyim son olarak. Mesela Yalçın Tura Hoca kadar algıyı 2000'li yıllarda değiştiren insanlardan bahsetmiştim ya sizle ikili görüşme. Yakup Fikret Kutlu Hoca'yı da unutuyoruz. Onu da hep zikretmek gerekir. Evet. Yani Yakup Fikret Kutlu'nun Arel'in öğrencisi olmasına rağmen her ne kadar dizi anlayışıyla yaptıysa da birçok makamı analiz edip karşı olduğu noktalarda, yani ne yapmıştır? Safiyettin'e dayanıyorsa Safiyettin'den itibaren açıklamıştır o makamları. Açıklamaya çalışmıştır. Eserleri de vermiştir. O bilgileri de çok önemlidir. Yakup Fikret Kutlu bize en azından dizi kavramıyla olsa bile farklı bir bakış açısı getirmesi adına bu bence kültüre çok büyük bir hizmeti olmuştur. Onu da saygıyla, rahmetle analım Yakup Fikret Kutlu'yu. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ederim.